Herkese merhabalar. Doğrusal denklemler konusunu işlemeye var mısın Tonga? Hayır yokum hocam. Çok yoruldum. Ne diyorsun? Saçmalama. Tabii ki beraber işleyeceğiz seninle beraber. Eski konuları bir tekrar edeceğiz. Ve doğrusal denklemlere mükemmel bir şekilde hazır olacağız. Bir kere denklem kurmanın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. İçinde bilinmeyen yani X, Y, A, B gibi bulunan harflerin bulunduğu eşitliklere biz ne diyoruz Tonga Şerlan Bey'im? X. Hayır denklem diyoruz. Zaten denklemlerin manası bu. Bu denklemlerde bu bilinmeyenleri biz bulmaya çalışıyoruz. Mesela hangi sayının ilk katının 3 fazlası 15'tir. Mesela bu tarz bir soruyu çözmek için mantığımız şu Tonguç'um. Hangi sayının bilmiyoruz ya x diyorsun. 2 katının 2x dedik. 3 fazlası eşittir kaçmış 15'miş. İşte bunun denklemini kurmuş olduk seninle beraber. Hangi sayının 4 katıyla 3 katının toplamı 35'tir? Hemen hangi sayıya x dedik? 4 katı 4x. 3 katı 3x. Bunların toplamı artı. Eşittir kaçmış? 35'miş. İşte denklemini kurmuş olduk. İşte ben buradaki verilen Türkçe ifadeyi ne yaptım Tonguç Evlam seninle beraber? Arapçaya çevirdiniz. Hayır matematikçeye çevirdim. Matematik dilini uydurdum senin için. Do you know matematik? Aynı o matematik de o İngilizce'de. 2x-3 eşittir 15, 17 demiş. Ben burada denklemi nasıl çözerim peki? Veya bu denklemi nasıl söylerim? Hangi sayının 2 katının 3 eksiği 17'dir diye söyleyebilirim. Mesela bak buraya hemen söyleyeyim. Hangi sayının yarısı ile o sayının 4 katının toplamı 30'dur. Bak bunun bir Türkçesini söylemiş oldum sana. Bir daha söylüyorum. Hangi sayının 2 katının 3 eksiği eşit 2 katının 3 eksiği 17'dir. Burayı tekrar söylüyorum. Hangi sayının yarısının 4 katı ile toplamı 30'dur. Bu da başka bir yöntemdir diyoruz ve mükemmel bir şekilde Türkçe matematikçe matematikçe Türkçeyi beraber çözmüş olduk. Şimdi geldik denklem çözmedeki amacımıza. Denklem çözmedeki amacımız nedir Tonguç'um? İşsizlik. Dangozlaşma. Amaç dediğimiz şey aslında bilinmeyenleri bulmak. Bilinmeyeni bulmak amacımızdır. Yegane bir. Bilinmeyen dediğim şey nedir aslında? X olabilir, Y olabilir, Z olabilir, B olabilir, A olabilir, C olabilir, T olabilir, yumuşak herhangi bir şey olabilir. Ama sonuçta genellikle harf oluyor. Bilinenler eşitliğin bir tarafına, bilinmeyenler eşitliğin diğer tarafına toplanır ve bu şekilde çözülür. Mesela Tonguç'um şöyle bir eşitlik var ve bu eşitlikte sol ve sağ taraf diye iki taraf vardır. Tarafını seç Tonguç Evlen benim. Sağ tarafı seçtim. Hayır. Evet olabilir. Doğrusun. Senin bazen de sol tarafı seçiyorum hocam. Bak bu 3x ya. 3x. Burası da 2x ya. Bunları bir tarafa toplayalım. 3x buradaydı. Soldaydı zaten. 2x'i artı 2x olmasına rağmen öbür tarafa geçirirsem eksi 2x haline gelir. Eşittir'i tekrar yazıyorum. Sonra burada 18 vardı ya Tonguç'um. Evet. Buradaki eksi 9'u da karşıya geçirirsem eksi 9 eder. Bak artık bilinmeyenler bir tarafta, bilinenler bir tarafta. Şimdi 2x'e 3x eksi 2x 1x eder. Eşittir 9 çıkar. X eşittir 9. Al sana cevabımızı bulmuş olduk. İşte ben bu şekilde denklemleri de bilinmeyeni yalnız bıraktığım zaman aslında bilinmeyeni bulmuş oluyorum. Amacımıza ulaşmış oluyoruz diyoruz. Tonguç'um. Mesela şöyle bir ifade. 5x eksi 7 eşittir 18 demiş. Tonguç'um böyle bir ifade. Hemen ne yapıyorum? Her iki tarafı mesela eksi 7'yi karşıya atıyorum. Artı 7 diye geçiyor. 5x eşittir 18 artı 7 diye. 5x eşittir 25 çıkar. Sonra ne yaparım biliyor musun? Kaçarsınız. Hayır patlamam. Patlamam. Neden biliyor musun? Bir eşitliğin iki tarafı aynı ise çarpılabilir. Çarpılabilir. Sayı ile çarpılabilir. Veya bölünebilir. Bak bunu unutma. Bunu çok kullanacağız. Mesela 5x eşittir 25 ya. Her iki tarafı 5'e bölüyorum. Tonguç Evlen Bey'im. Çat x eşittir. Bunlar sadece şu. X eşittir 5 çıkıyor. Al sonucu bulmuş olduk. Geldik bu zımbırtıya. Mesela hemen şu içeriye dağıtayım bakalım. Eksi 2x artı 2 çıkar. Çünkü eksi 2 ile eksinin çarpımı artı 2 çıkar. Eksi 5 varmış. Özür dilerim. Eşittir 7'ymiş. Şimdi Tonguç'um. Eksi 2x. Bu x'ini yaparsam artı 2 eksi 5 kaç eder Tonguç Evlen Bey'im? 3. Eksi 3 süper zekisin. Evet eşittir 7. 10 saniye eksi 3'ü karşıya atıyorum. Eksi 2x eşittir 7 artı 3 çıktı Tonguç'um. Eksi 2x eşittir 10 çıktı. Sonra ne yaparım? X'i yalnız bırakabilmek için her iki tarafı eksi 2'ye bölerim Tonguç'um. Bölünebiliyor veya çarpılabiliyor demiştik zaten. Bununla bu sadece işte x eşittir 10 bölü eksi 2'den eksi 5 çıktı. Bu da doğru cevabı bölme ile bulduk Tonguç'um diyoruz. Geldik bir tane daha örnek soruya artık. Burada birazcık daha karışık sorularla aslında eski bildiklerimizi hatırlıyoruz unutma. Mesela bunları böyle dağıtırım. Bunları böyle dağıtırım. Oyun gibi zaten. 3x eksi 6 artı 2x artı 2
bununla bunu dağıtınca eşittir 6x eksi 18 çıkar. Sonra x'leri toplarım Tonguç'um 5x. Bu normal sayıları toplarım eksi 4. Eşittir 6x eksi 18 çıktı mı Tonguç'um? Evet. O zaman x'leri bilinmeyen x'leri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa toplayalım. Hadi bu sefer x şimdi hadi bu al 6 artı 6x normalde görünmez bir artı vardır. Bunu karşıya atınca 5x eksi 6x eşittir. Bunu da karşıya atınca eksi 18 artı 4 çıkar. Eksi 4'te artı 4 diye geçti. Sonuçta eksi 1x eşittir. Eksi 14 çıktı Tonguç'um. O zaman hemen yazıyorum bak. Eksi x eşittir. Eksi 14 ya. Ya evladım her iki tarafı eksi 1 ile çarpayım. Eksi 1 çarpı. Eksi 1 çarpı. Çarptığım zaman ne oldu Allah'ını seversen? X eşittir. 14 çıktı. Cevabımızı da bulmuş olduk. X'i de bulmuş olduk. Şimdi geldik denklem kurma problemi. İşte asıl sorun burada Tonguç'um. Asıl problem burada. Asıl gerçekten yapmamız gereken kısım burası. Problemi şunu unutma. Acayip önemli bir taktiğimiz var burada. Problemi anlamak Tonguç evladım benim. Problemi anlamak aslında çözmenin yarısıdır. Yani sen problemi anlayınca %50'si senin için bitmiş oluyor problemin. Problemde sana sorulana biz ne diyoruz Tonguç evladım benim? X demeliyiz Tonguç evladım benim. O zaman diyorum ki ağırlıkları toplamı 105 kilogram olan iki kardeşler birinin ağırlığı diğerinin ağırlığı 15 kilogram daha fazladır. Buna göre hafif olan kardeşin ağırlığı kaç kilogramdır? İlk başta tanımlamaları yapacağız. Bir tane birinci kardeş var. Bir de ikinci kardeş var. Şimdi hafif olan kardeşe biz ne diyelim? Zaten bize onu sormuş. Hafif olan kardeşin ağırlığı. Buna biz X diyelim Tonguç'um. Demiş ki birinin ağırlığı diğerinin ağırlığı 15 kilogram daha fazladır. O zaman diğeri de X artı 15 olmak zorunda değil mi evladım? Evet. Peki demiş ki bize ağırlıkları toplamı 105 olan demiş. O zaman denklem kuruyorum. Bu kardeş artı bu kardeşin ağırlığı eşittir. 105 çıkmalı. X artı 2 x, x artı x 2x eder. 2x artı 15 eşittir 105 çıkar. 15'i karşıya geçeceğim. Eksi 15 diye geçer. 2x eşittir 105 eksi 15. 2x eşittir 90 çıkar Tonguç'um. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman aslında x'in çatarang çutarang 45 kilogram olduğunu yani bize sorulan hafif kardeşim. Hocam bir denklem kurabilir miyim? Evet canım hemen söyle. Problemi anlamak çözmenin yarısıysa problemi çözmekte anlamanın iki katıdır. İnanılmaz zekice bir şey gerçekten de. O zaman biz değil anlamanın ya. İki katını yaptık gerçekten de. Bravo diyorum sana. Ve bu 45 ise diğeri de 15 kilogram daha fazla 60. 60 artı 45 105 mi? Evet. O zaman sağlamasına yapmış olduk yani. Mesela bir tane model sorusu yapalım sana. Tonguç 16. Babası 40 yaşındadır. Kaç yıl sonra babasının yaşı Tonguç'un yaşında 2 katı oluyor demiş. Şimdi Tonguç babası 16 40 değil mi Tonguç'um? Evet. Şimdi bilmiyoruz kaç yıl geçtiğini. Bilmem x yıl sonra diyelim. X yıl sonra diyelim. Artı x diyelim. Babası da x yıl büyümeyecek mi Tonguç evlen benim? Evet. O zaman Tonguç'un yaşı bak Tonguç'un yaşı bak babasının yaşı Tonguç'un yaşının 2 katı olur. O zaman 40 artı x dediğimiz şey aslında Tonguç'un yaşı yani 16 artı x'in 2 katı olur diye soruyor. İşte bunun denklemini kurmuş oldum ve soruyu çözüyorum. Hemen diyorum ki bunu bu dağıtılırsa 32 artı 2x diyorum eşittir 40 artı x diyorum. X'i artı x karşıya geçerse eksi x olur. 2x eksi x eşittir. Bu da karşıya geçerse eksi 32 olur. 40 eksi 32 çıkar. 8 eşittir 1x çıkar. Yani 8 yıl sonra diyorum ve sorumuzu bitirdik ve çiftlikte koyun ve tavukların sayısı. Aynen bir de tavuk sesi çıkar. Harikasın. Gerçekten olağanüstün. O zaman diyorum ki koyun diyorum ve tavuk diyorum. Şimdi koyun ve tavukların sayısı 48'dir. Tamam eyvallah. Buna göre çiftte toplam kaç tavuk var? Tavukların sayısına x diyelim Tonguç'um. Demiş ki ikisinin toplamı 48'miş. O zaman diğeri kaç tane? Mesela 10 tane tavuk olsa kaç tane şey vardır koyun vardır Tonguç evladım benim. Hemen nasıl bulabiliyorsun? 48 eksi 10. Harika. Aynı şeyi yapıyorsun. X'e 48 eksi x diyeceksin. Yani normalde ilk 10'a ne yapıyorsan buna da aynı şeyi yapacaksın. X'e de aynı şeyi yapacaksın. Ve demiş ki toplam ayak sayıları 36, 136 demiş. Şimdi normalde bir tavuğun kaç ayağı vardır Tonguç herhalde? 8. Evladım ne 8'i dangoz musun? Şaka 4 hocam. Evet evladım tavuk diyorum dangoz musun? Ha, ben culukla karıştırdım. Culuk ne evladım dangoz ne biçim bir adamsın? Tavuğun iki ayağı vardı Tonguç'um. Biliyorsun tavuk şeklini hemen sana şimdi şöyle çizeyim. Şöyle ayakları böyle iki tane böyle üçlüdür hatta böyle. Şurada bir tane üçlü ayağı vardır. Dolayısıyla böyle gezerler tavuklar. Hiç görmüşsündür sen tavuk herhalde değil mi hayatında? Tavuk hocam. Evet. Dolayısıyla tavuğun toplamda iki ayağı vardır. Şimdi ben bu ayakları o zaman 10 tane tavuğun kaç ayağı vardır?
10 çarpı 2, 20. Harika. Ne yaptın? 10'la, 2 ile çarptın değil mi? Evet. İşte aynı şeyi x'e çarpıyorsun. 2x tane ayakları vardır bunun. Bunların ise koyunların 4 tane ayağı olduğu için her bir koyunun. Buna 4 ile çarpmam gerekiyor. 4 çarpı 48 eksi x demem gerekiyor. Ve bunların toplam ayak sayısının da 136 olduğunu söylüyor. İşte gerçekten astro matematik yapmaya başladım. Astrofizik, astro matematik. Evet, gel bununla bunu çarpıyorum Tonguç'um. 4 çarpı 160, 32, 192 eksi 4x artı 2x eşittir 136 çıktı. Eksi 4x artı 2x eksi 2x eder. Eksi 2x burada kalsın. 192 artıydı. Normalde karşıya geçirirsem 136 eksi 192 çıkar Tonguç herhalde. Burası 140 olsaydı 52 çıkardı. 56 çıkacak. Dolayısıyla eksi 2x eşittir eksi 56 çıkacak. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğüm zaman Tonguç'um çatarank çatarank x eşittir 28 çıkar. Bravo diyorum sana. Gerçekten de bravo. Toplamda 28 tane tavuk varmış. Gel bunun sağlamasını seninle beraber yapalım mı? Yapalım. Hemen nasıl yapalım? 28 tane tavuğun 56 tane ayağı vardır. Bu kalsın mı cebimde? Peki Tonguç'um 28 tavuk varsa, 48 tane toplam ayva varsa 20 tane de koyun yok mu? Evet. 20 tane koyunda 80 tane ayva vardır. 80 ile 56'nın toplamı 136'dır. Gerçekten doğru çıktı. Bravo diyorum sana. Geçtik diğer sorumuza. 3 kardeş 420 artık son sorumuz. Merak etme. Ondan sonra bütün tekrarı aslında problemler üzerinden denklemlerle, çünkü zaten konu anlatımı fazla yok. Problemleri nasıl anlayacağımızı benimle beraber taktiksel olarak anlamaya çalışıyorsun. 3 kardeş 420 TL parayı aralarında paylaşıyor. Tamam eyvallah. Aşağıdaki tabloda kardeşlerin aldıkları paraların miktarları verilmiştir. Küçük x almış. Ortanca küçük kardeşin iki katından 30 sayı fazla. O zaman 2x artı 30 almış. Büyükse ortanca kardeşin 40 TL daha az. O zaman bundan 40 TL az. 2x artı 30'dan 40 az. O zaman eksi 40 dedim. Tamam eyvallah. Ortanca kardeşin aldığı paranın miktarı kaç TL demiş. Şimdi 420 TL'yi paylaştıklarına göre, yani şu x, bu ve bunun toplamı aslında 420 olmuş. X artı 2x artı 30 artı 2x artı 30'dan 40 eksik. Aslında toplamları 420 olması gerekiyor. Ortanca paranın miktarı kaç dedi? O zaman biz şu zımbırtıyı bulacağız. Hemen şunu bir çözmeye çalışalım. X 2x 2x daha 5x eder. Bu artı 30 artı 30 da 60. 40 çıkarsa artı 20 çıkar. Tonguç Eren Bey'im. Eşittir 420. O zaman 5x eşittir 420 eksi 20'den 5x eşittir, senin için açık açık yazıyorum, uzata uzata yazıyorum, bölü 5 yaparsak x eşittir 80 çıkar Tonguç'um. Cevap 80 mi? Evet. Patlarsın. Ne demişti bize? Ortanca kardeşin aldığı para, yani 2x artı 30'u soruyordu. O zaman x'i ilk başta 2 ile çarpacağız. Yani 80 çarpı 2 artı 30, yani 190 TL para almıştır diyorum sana. Ödüllü sorumuzu yap Tonguç'um. Yorumlara yolla. Ödüllü sorumuzu yap yorumlara. Hadi bakalım öyle. Bak Tonguç'ta başlıyor kamp. Üşenme hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden bu sorulara cevap. Sınavda yapma boşa hesap. Bak Tonguç'ta başlıyor kamp. Üşenme hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden bu